Trakya'da ya da Cafer Tayyar Bey'in izlediği yanlış bir yol. Efendiler, İstanbul bunalımı üzerine verdiğim açıklama epeyce uzadı. Aslına bakılırsa İstanbul'da öteden beri sürüp giden duruma yeniden daha birçok olayların eklendiğini göreceğiz. İzin verirseniz yeniden İstanbul'a dönmek üzere biraz da Edirne dolaylarındaki duruma göz atalım. Şimdiye değin genel olarak söylediklerim arasında yeri geldikçe Trakya'yı da hiçbir zaman örgütlerimizin ve tasarılarımızın dışında tutmadığımızı anlatmış olduğumu umarım. Edirne ile ilişkimiz ve haberleşmemiz yurdun her yeri ile olduğu gibi sürdürülmekteydi. Yaptığımız yazışmalardaki dikkate değer bazı noktaları yüksek topluluğunuza açıklayarak bildirmek uygun olur. 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey, 31 Aralık 1919 günlü çok uzun bir raporunda Trakya'da ve özellikle Batı Trakya'da Yunanlıların yaptıkları işleri ve girişimleri pek güzel açıklıyordu. Düşmanın bu olağanüstü çalışmalarına karşı kendisinin gereği gibi tedbir alamadığından yakınıyordu. Kolordusunun bu olaylar ve gelecekte çıkabilecek olaylar karşısında uygun bir durum almasına General Mill'in olmaz dediğinin yazışma sonunda anlaşıldığını bildiriyordu. Belge 246. General Mill'in gerekli düzenlemeleri yapmamıza olmaz diyeceği elbette kuşku götürmezdi. Bu açık gerçeği yazışma yoluyla sorup anlamaya bilmem nasıl bir düşünce ve mantıkla kalkışılmıştı. Cafer Tayyar Bey'e 3 Ocak 1920'de verdiğim yönergede gönderdiğimiz gizli yönetmeliğe göre silahlı birlikler kurulmasını yeniden hatırlattım. Durum değiştirmekle elde edilmesi düşünülen yararların böylece karşılanması gerekir dedim. Belge 247 Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya da gene o gün durumu bildirerek Yunanlıların Doğu Trakya'da olsun hazırlıklarına engel olmasını yazdım. Belge 248 Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin gönderdiği raporlarda gereği gibi örgütler kurulamadığından söz ediliyor ve kimi yüksek görevlilerden yakınılıyordu. Belge 249 Bu gibi görevlere öteden beri bazı uyarlamalarda bulunuyordum. Belge 250 Sızıltının önemlisi Cafer Tayyar Bey'den yapılmaya başlandı. Örneğin bu konu ile ilgili olarak okuyacağım şu mektup bir fikir verebilir sanırım. 26 Ocak 1920 Sayın Paşam, Arif Bey'in Trakyalılarla ilgili olarak bildirdiklerini doğrularım. Trakya cemiyeti silah gücü ile desteklenmemiştir. Ne yazık ki Cafer Tayyar hepimizi aldatmış, en küçük örgüt bile kurmamış, bir tek tüfekle olsun silahlandırma işine girişmemiştir. Cafer'i yalnız kendisine düşünmekle suçlandırırım. Bulgaristan olaylarından da büsbütün habersiz tam bir aymazlık içindedir. Son günlerde Cafer'in tümenlerine yazdığı bir buyruk bir rastlantı ile elimize geçti. Yunanlıların yaptıklarından ve düşüncelerinden söz ettikten sonra bu durum karşısında artık müdafaa hukuk cemiyetinin yönergesine göre ulusal örgütler kurmaya başlamak gerekirken bu işte subaylar aracılığı ile halka yardım edip etmemek konusunda ne düşündüklerini komutanlardan soruyor. Artık düşününüz, Tanrı ulusal işlerde aldatanları yok etsin ama yazık aldanmış olanlara. Sonuç Bulgar askerleri Batı Trakya'yı boşaltarak gittikleri ve 5-10 memurla 150-200 jandarmadan başka kuvveti bulunmadığı halde bile ayaklanarak ve savaşarak yurdu savunacağını beklediğimiz Trakya bir şey yapamadı. Cafer bu durumda bir acı duydu mu bilmem bunun için artık topçu ihsanı, veteriner rasimi, zeki, canlı, ılımlı, pek güvenilir bir arkadaş örgüt kurmak üzere Trakya'ya göndereceğiz. Buradan silah da göndereceğiz. Kör olası Cafer, yalnız bunları serbest bıraksın, gölge yetmesin, başka bir bağış istemeyiz. Edirne kesimini İngilizler kendi soyundan olan erlerle teslim alıyorlar. Yunanlılar Hadımköy, Çorlu, Lüleburgaz'da toplanıyorlar. Bulgaristan kaynaşıyor. Yunan haydutluğu çok. Halkın sızlanması karşısında vali elini uyuşturmakta. Cafer güçsüzlüğünü göstermekte. Trakya'nın Bolşevikli'ye karşı yabancı kuvvetlere niyınak yeri olacağı, Bulgarların saldırısına uğrayacağı umulur. Orada güçlü bir pençe ve kafa gerek. Ne Cafer ne vali bu işe yeterli ve özverili değillerdir. İşte gidiş ve durum budur. Ben bunlarla çok uğraşıyorum. Geçen gün bir kapalı telinizi almış, pek üzülmüş ve kapalı telli açıklama isteğinde bulunmuştum. Karşılık alamadım. Paşam, kişisel bir siyasa güttüğümü mü sanıyorsunuz? Yoksa amacı kavramayacak, durumu anlamayacak şaşkınlardan olduğumu mu kestiriyorsunuz? Her iki halide protesto ederim. İnancım ve ereğim birdir. Hiç sapmadan yürüyorum. Yalnız başka bir şey düşünüyor ve bana söylemek istemiyorsanız ona bir şey diyemem. Açıkça bildirmenizi rica ederim. Sert ve azarlayıcı sözlere pek çok üzülürüm. Bu beni çalışmaktan alıkoymaz. Beni karşıtlığa sürüklemez.'' Ama arada senlik benlik işte ortaya çıkarması elbette beklenebilir. Buna göre dikkatinizi çeker ve gerçek iyice belirmeden ve benim neler çektiğimi anlamadan girişimlerde bulunmamanızın... ...durumunuzdan beklenen ve hiç safsaklanmayacak olan incelik ve soğukkanlılık gereği olduğunu... ...şuracıkta söylememe izin vermenizi rica ederim. Saygılarımla başarı dileklerimi sunarım paşam. Vasıf. Efendiler, Edirne'den gelen yazılardan raporlardan bence yanlış bir siyasal görüş üzerinde durulduğu anlaşılıyordu. Şimdi okunan mektupta da bu yanlış görüşün benimsendiğini gösteren cümleler vardır. Bu yanlış ilkeyi düzenlemek için öteden beri ileri sürdüğümüz düşüncemizi 3 Şubat 1920 günü bir kez daha Cafer Paşa'ya ve İstanbul'da Rauf Bey'e bildirdim. Yeniden bildirdiğim düşünce şuydu. Doğu ve Batı Trakya'nın ulusal bir bütün olarak tasarlanması ve söylenmesi doğru bir siyasa değildir. Doğu Trakya'nın yurdumuzun bir parçası olduğuna karşı gidilemez ve bu tartışılamaz. Batı Trakya ise bir antlaşma ile daha önce bırakılmış bir topraktır. Olsa olsa Doğu Trakya, Batı Trakya'yı kurtarmaya çalışanların bir toplanma ve yönetim yeri olabilir. Doğu ve Batı Trakya'nın birliğini üsteleyerek ileri sürmek Doğu Trakya'da da bazı isteklerin ileri sürülmesine yol açabilir. Bulgarların da Adalar Denizi'nde iktisadi bir çıkış yeri istemeleri ayrıca üzerinde durmayı gerektirir. Bulgaristan'da bu bakımdan çalışılmalıdır. Belge 251. Cafer Tayyar Paşa da görevlilerden ileri gelen kişilerden halktan yakınıyordu. 7 8 Mart 1920 günlü bir kapalı telinde bizde halk her işi hükümetten beklemekte. Yüksek sivil görevlilerin tarafsız bir durum takınmaları yüzünden ulusal örgütler istekleriniz üzere kurulamamaktadır. İl içinde sık sık yapmakta olduğum denetlemelerde özellikle köylülerle sıkı ilişki kuruyorum. Ama her köye gidemiyorum. İşin köklü ve yaygın olması hepimizce isterilmekte olup, bunun da bildirilen sakıncaların ortadan kaldırılmasına çalışılmakla gerçekleştirilebileceğini bilginize sunarım diyordu. Belge 252 Efendiler, General Miln, Cafer Tayyar Paşa'ya kol durumunu değiştirtmiyor. Vali ve mutasarrıflar tarafsız kalıyor ve her işi hükümetten bekleyen halka ulusal örgüt kurmada önderlik ve kılavuzluk etmiyorlar. Bu sakıncalar kalkmadıkça işin köklü ve yaygın olamayacağı kanısında bulunuluyor. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutuğu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle Günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman